Merhabalar, ben İsmail Umut Arabacı. Yıllardır sizlere savaş bölgelerinden, çatışma alanlarından ve savunma sanayimizden haberler aktarıyorum. Şimdi de yepyeni bir projeyle karşınızdayız. Oyun değiştiren teknolojiler ve Havelsan başlığı altında Havelsan'ın geliştirdiği ürünleri sizlere anlatmaya çalışacağız ki Havelsan Türk savunma sanayimizin en önemli, en gözde kurumlarından biri ve onlarca ürünü var ve bu ürünler sahada gerçekten oyun değiştiriyor. İşte onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Kara, hava ve deniz olmak üzere Havelsan şu anda birçok teknolojiye sahip. Bunları da sürekli geliştiriyor ve yeni ürünlerle de pekiştiriyor. Dediğimiz gibi savunma sanayimizin en gözde ve köklü kuruluşlarından biri ve şu anda kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, jandarmada, güvenlik güçlerimizin birçoğunda onların geliştirdiği sistemler kullanılıyor. İşte bu sistemleri sizlere yerinde anlatacağız. Kullananlarla birlikte sizlere tanıtmaya çalışacağız ve ilk olarak İzmir'e gidiyoruz. Foça Jandarma Komando Okulu'nda Meskun Mahal eğitim alanını sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, Meskun Mahal alanındayız ve bu noktada Koray Yüzbaşım'dan da bu alanın detaylarını ve sistemi biraz daha iyi anlamaya çalışacağız. Komutanım, merhabalar öncelikle. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Koşturuyoruz yoğun bir şekilde. Bugün de Foça Jandarma Komando Okulu'nda sizin faaliyetlerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hem Jandarma Genel Komutanlığı'na hem de Foça Komando Okulumuza bize bu izinler konusunda gösterdikleri hassasiyet için bir kez daha teşekkür edelim ve bu alana gelelim. Özellikle önemli bir alan, eğitim amaçlı kullanılıyor ve detaylarını da sizden öğrenelim komutanım. Tabii ki İsmail Bey. Burası Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman Tatbikat Alanımız. Bu görmüş olduğunuz tatbikat alanındaki binaların İnşaat kısımları tamamlandıktan sonra Jandarma Komando Eğitim Komutanlığımız tarafından bir proje hazırlandı. Bu hazırlanan proje Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde olacak şekilde yapım işi Havelsan firmasına verilerek firma tarafından bu alandaki binaların enstrümanlaştırılması tamamlanarak 6 Mayıs 2019 tarihinde tekrar Jandarma Komando Eğitim Komutanlığımıza teslim edildi. Ve biz o tarihten itibaren bu tatbikat alanını kullanmaya başladık. Tatbikat alanımızda görmüş olduğunuz gibi toplamda 11 adet binamız var. Bunlardan 9 tanesi tek katlı, 2 tanesi 2 katlı binalar. Aynı zamanda eğitici izleme platformumuz var. Bu üst arkamda gördüğünüz gibi. Evet. Devam ediyor. Binalarımızın üst tarafları kesik şekilde, üstleri açık. Eğitici izleme platformundan eğitmenler burada eğitim gören personeli yakından takip edebiliyorlar. Aynı zamanda yine tatbikat alanımızda gerçekçi şartlarda eğitim yapabilmek ve sürpriz durumlar yaratabilmek maksadıyla bina içlerinde ve binalar arasında gerçek durumlarda yasa dışı unsurlar tarafından da kullanılan tarzda geçitler ve bağlantı noktalarımız da mevcut. Aslında ben biraz gezdim. Hiç de yabancı olmadığımız görüntüler. Ben Cizre'de, Nusaybin'de, Sur'da bu görüntüleri görünce hatta birçok anım canlandı ve bu noktada da çok gerçekçi bir ortam diyebiliriz. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Zaten tatbikat alanı oluşturulurken malum 2015-16 yıllarında icra etmiş olduğumuz Meskun Mahal operasyonlarından gerçek bir arazi kesiti örnek alınarak inşaatımızı tamamladık. Tabii
Birçok deneyim var orada kazanılan. Jandarma komandolarımız da o dönem birçok operasyona katıldılar. Polis, özel harekat, TSK'ya bağlı birlikler. Günlerce bu görüntüler yaşandı. Birçok da şehidimiz var. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Bir kez daha. Nurlar içinde yatsınlar. Ve şimdi orada kazanılan deneyimler burada yeni personele aktarılıyor ve eğitimler yapılıyor. Bir de tabii her ne kadar böyle bina gibi görünse de oldukça teknolojik bir alandayız aslında. Son sistemlerle donatılmış Havelsan tarafından ciddi anlamda yazılımsal olarak da teknik anlamda da donatılmış bir alandayız. Teknik anlamda ne gibi özellikler var? Teknik anlamda tatbikat alanımızın tamamını yönetebildiğimiz kontrol merkezimiz bulunmakta. Kontrol merkezimizi iki operatör vasıtasıyla biz alandaki tüm elektronik sistemlerimizi yönetebiliyoruz. Aynı zamanda alanda 59 adet kameramız bulunmakta. Bu kameralardan 46 tanesi sabit, 13 tanesi hareketli. Bu kameralarımızın gece görüş özelliği bulunmakta ve 24 saat esasına göre de kayıt alabiliyoruz. Bu da bize yaptığımız eğitim ve tatbikatlar sonrasında faaliyet sonu incelemesi anlamında kursiyerleri, burada eğitim alan personeli detaylı bir şekilde analiz etmemize fayda sağlıyor. Yine dış mekan hoparlörleri var, 39 adet ve anons sistemi bulunmakta. Eğitmen kontrol merkezinde kursiyerleri kameradan izlediği esnada bir uyarı vermesi gerektiğinde bu anons sistemini kullanarak alana anında anlık olarak müdahalede bulunabilmektedir. Tatbikat alanında kullanabildiğimiz elektronik hedef sistemlerimiz bulunmaktadır. 25 adet elektronik hedef sistemimiz var. Bunlardan 20 tanesi yatar kalkar özelliğe sahip, 5 tanesi de yana açılır özelliğe sahip. Bu elektronik hedef sistemler şarjlı olması nedeniyle biz portatif olarak eğitmen tarafından senaryo dahilinde istediği yere konuşlandırılabilmektedir. Dolayısıyla sürpriz durum yaratma anlamında da verimli bir şekilde faydalanabiliyoruz. Bunun yanında tuzak sistemlerimiz bulunmakta. Tuzak sistemleri ses, sis ve flaş simülatörlerinden oluşan bütünleşik sistemler. Basma düzeni şeklinde bunlar. Basma düzenini bastığınız zaman aktif hale geliyor ve bütünleşik sistem. Aslında bir anlamda terör örgütlerinde en çok kullandığı EYP dediğimiz el yapım patlayıcıların bir simülatörü oluyor basma düzeni dediğimiz. Aynen öyle. Yani bizim buradaki temel prensibimiz muharebe eder gibi eğitim icra etmek. Bu maksatla yani burada gerçek şartlara mümkün olduğu kadar yakın eğitim icra etmemize bu simülasyonlar olanak sağlıyor. Bu anlamda çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz.